Burak, selamun aleyküm. Kalp çarpıntısı. Kalp çarpıntısı değil. Kalp çarpıntısı çalışır mı? Çarpıntı olmadan kalp çarpar mı? Kalp çarpıntısı hepimizde oluyor. Günde ben haftada birkaç defa oluyor. Kalbin çarpıntı gibi hissetmesinin sebebi kalbin korunması için Allah kafese koymuş. Kalbin etrafına kaslar koymuş. Sonra bu şeytan şeylerin maddeyi kısmen müdahale yetkileri var. 20. sözde söylüyor Süleyman Aleyhisselam'ın Yemen'den Şam'a Belkıs'ın tahtını getirilmesi noktasında ifrit var, bir de alim var, insan. Hanginiz diyor daha çabuk o tahtı buraya getirirsiniz? İfrit diyor ki göz kapağını indirince indirip kaldırıncaya kadar. Alimi ilmi celp ise kapağı indirince getireceğim. Yani yarı yarıya. Yani müdahale olabilir. Şimdi kalp çarpıntısının, şimdi ben bir düğünde konuşma yaptım. İnsan niye kendisini kötü hisseder? Ne yapması lazım? İlacı ne zaman kullanması lazım? Onu da göndereceğim de. Şimdi kalp çarpıntıları niye olur? Tamam. Deprem niye oluyorsa, yani depremle kalp çarpıntısı beraber işliyor. Yani hariçte deprem dahil de işlediğimiz günahlar, kafamıza giren soru şüpheler, dinlediğimiz haram müzikler vesaireler, seyrettiğimiz haram şeyler, ya içeriye çayı soktun, suyu soktun, ekmeği soktun gibi içeriye giren resimler ve sesler Allah aşkına yani yok mu oluyor içeride? Bir yerde depolanıyor. İçeriye giren sesler, resimler ne olacak? İçeride olacak yani, bu yok olmayacak. Peki bu giren resimler, müzikler, hayrı da var tabii. Kur'anlar, ilahiler, güzel bu konuşmalar. Hepsi içeriye girip depolanıyor. Hangisi hangisine galip geliyorsa, bir de bak hangisi hangisine galip geliyorsa, mağlubiyet ihtimali olduğu zaman kalp çarpıntısı olur. Usta deprem bahsinde diyor ki, niye o beldede olur? Zina ile faiz çok olursa, bu alimlerin, ustadınız tabiri değil bu. Zina ile faiz çok olursa ustad da işlenen günahlardan genel söylüyor. Çok oldu. Şimdi deprem ne oluyor? Küre-i arz diyor. Harekatını ve zelzelesini titremesini vahiy ve ilham olarak, bazen de titremesi bundan kaynaklanıyor. Peki diyor ki orada tam mağlup olacak, ruh mağlup olacak, kişi mağlup olacağı zaman Allah kalp bunu kabul etmiyor. Kalp mağlubiyeti hengamında kalp çarpıntısı gibi olur. Kalp buna tepki veriyor. Yani küre-i arz üzerindeki insanlardan hayırlar az veya hayırlı insan çok ama gayretsiz, maksatsız, böyle koyun sürüsü gibi, bu sokaktakiler gibi. Eğer vazife yapmaz, hakikat noktasında mağlubiyet durumundayken ve şehri işgal etme durumundayken o şehri Allah sarsıyor. Tamam mı? O şehri sarsıyor. Kalp de beden şehrinde İstanbul gibidir. Ne zaman ruh mağlubiyete doğru gittiği zaman, günahla aludu olduğu zaman, savaş, Ustad diyor vesvesesinde, kalbin dışında lümme-i şeytani var, kalbin içerisi var, latife-i insaniye, bak, kalbin içi latife-i insaniye, dışı lümme-i şeytaniye. Savaş hengamında
çok şiddetli sapmeler olur. Çok, çok böyle sert çarpışmalar olur. O çatışmaları bize hissettiren beden sarayının vücut ülkesinde deprem etkisi yapar. Bu bedenin depremidir. Kalp çarpıntısı. Bazen de böyle karamsar olur. Dünyada da bazı kavimler var. Ad, Semud, Lut kavimleri gibi. Bazı kavimleri Allah semadan yağmur yağdırarak sipsiye yaparak helak etti. Bazen semadan ateş yağdırdı. Ateş. Bazılarını heyelan. İşte bazı insanları kalp çarpıntısı denilen deprem, vücut memleketinin depremi, bazı insanların da düşünceleri cehenneme çeviriyor. Yani vehim, kaygı, endişe, korku, panik atak, bu da semadan yağdırılan ateş gibi, ateş böyle sarmalıyor seni. Artık dünyan bitiyor. O da dış dünyada bazı kavimlerin helak olmasına, mesela bir kavim yukarıdan aşağıya taş yağmış. İnsana da Allah Resulü söylemiş, Müslüman sen varken Müslümanları helak etmeyeceğim, toplu katliam. Ama fert ve ruhani olarak helaket var. Kafamızın içerisi ateş gibi olması, panik atak gibi şeyler olması, bunu geçmiş kavimlerdeki helak olman bazı günahların aynısı bizde de olmasından kaynaklanıyor. Demek ki budur. Bir de ders konuşmanın başına söyledim. Bir düğünde konuşma yaptım. Onu inşallah bulursam, telefonda kayıt varsa, insan ne zaman ilaç içer, ne zaman şu dört tane şeyi yapmaz ise ilaca bağımlı olur. Onu da göndereceğim sana. Selamun aleyküm. Bir de taşınacak, okunacak dualar var. Onu da namertlere muhtaç olmayın Müslümanlar, benim nurcularım. Namerte muhtaç olmasın diye belki 20 seneden beri topladığım ayetler var, 25 seneden beri. Eskide seyahat ederken rastladığım alimlere sorardım. Halep'te sordum, Şam'da sordum, Mısır'da, Arabistan'da, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, ta Diyarbakır'dan beri. Alimlere kime denk geldimse, benim talim hocam, onlardan bana kalan o ayetleri bir araya getirdik. 11 sayfadır. Onları okur. Her gün o 11 sayfayı, 11 sayfayı bir saat böyle bir hemen peş peşe bitirmeyebilir. Ama 11 sayfayı günde bir defa okur. 3 gün devam ederse taşınacak duaları da göndereyim. Taşınacak dualar resimdir. Bir de kulaklığını koyacak telefonuna, ama kulaklıkla dinleyecek. Tek kulak değil, çift kulak. Kulaklıkla dinleyebileceğim, benim okuduğum, benim hocamın okuduğu, kilisede, Almanya'da kilisede savaştık o ruhani kafirlerle. Kilisede. Orada muvaffak olunduğum bir süre, orada muvaffak olmak demek. Niçin kilisede okudum? Filmleri gavurlardan bize geliyor. Televizyon filmleri, filmlerden, videolardan insana yüklenilen bu sıkıntıyı Avrupa menşeli olduğu için ben de onların kilisesinde bunu okudum. Orada muvaffak oldum. O ayeti çektim. O sureyi insan dinlerse filmlerden yüklenilenler de insanda yok olur İnşallah. Şimdi düğün konuşmasını gönderiyorum. Selamun aleyküm. Tabii bu arada Adem kardeşimin düğünü de o kadar böyle güzel insanlar, simalar böyle bir arada. Bir de beklenir gelmez dediler ki hocam, Adem abinin düğününe 5 tane hoca sohbet etmeye gelmiş. 2 tane Kur'an-ı Kerim okuyucusu var, 2 tane de sunucu var dedim. Sunucu derken biri de siz dediniz. Tabii bu arada biz de bütün hocalarımızdan özür dileyerek, çünkü vakit çok daralmış. 5 hocayı da sizinle ayrı ayrı buluşturacağız ama sohbet için değil tabii.
Düğünlerde sohbet çok fazla gitmiyor ama özlü sohbet olmak durumunda. Bu arada toplumumuzda müthiş bir değişim var. Onu da başta ifade edeyim. Bakın şu anda ki belki birazdan ifade edilecek. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti ile başlayan bir hadis-i şerifte. Ümmetimin fesada uğradığı bir zaman diliminde bir sünnet-i seniyeme yapışan, temessük eden 100 şehit ecrini alabilir. İşte şimdi. Bilerek buraya gelen bir kere davete icabet etmiş olduğundan dolayı şehit sevap alıyor. İkincisi, haremlik selamlık uygulanıyor. Bu müthiş bir değişim, müthiş bir gelişimdir elhamdülillah. Bundan dolayı sevap kazanıyoruz. Bir de buna rıza göstersek ayrıca bir sevap kazanıyoruz. Rabbim inşallah bu güzellikleri devam ettirsin. Efendim çengili çengili bilmem işte şu düğünler artık yavaş yavaş bu toplumdan uzak olmalıdır. Çünkü Allah'ın rahmeti öyle bir toplumun üzerine değil. Kelamının konuşulduğu bu tür ortamların üzerine inecektir. İnşallah. Bu toplum, bu ülke çok badireler atlattı. Ama inşallah güzel günlere doğru hep beraber ayak uydurarak yürüyeceğiz Allah'ın izniyle. Rabbim inşallah okunan Kur'an-ı Kerimler, yapılan dersi Kur'aniler hatırına, güzel niyetler, kalpler hürmetine toplumumuzdaki güzellikleri artırsın. Birlik, beraberliğimizi ve dirliğimizi artırsın inşallah. Efendim tabii 5 tane hoca dedik ama 5 hocamızdan herkes ittifakla dedi ki Hasan Akar abimiz, kıymetli büyüğümüz, efendim sosyal medyadan da iyi tanıyorsunuz. Hasbelkader ben radyocu ve televizyoncuyum, ben yazarım, ben eğitimciyim ama Hasan abim sosyal medyada tanınıyor elhamdülillah. Biz de iftihar ediyoruz çünkü onun okudukları bu zamanın reçeteleri. Hepimizin teşhisi konulmuş iyi reçetelere ihtiyacımız var. Şimdi böyle bir 10-15 dakikalık sohbet yapmak üzere Hasan Akar abimizi mikrofona davet ediyorum. Buyurun abi. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Kıymetli arkadaşlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah iki cihanı da aziz eylesin, mübarek eylesin. Hepinizi tebrik ediyorum. Gecenin manasını sevgili kardeşim, sunucu kardeşim ifade etti. Hem danışman hem takdim etti. Bu manada başta konuşması üzerine 5-10 dakikayı 10 dakikayı geçirmemek üzere müsaadenizle gecenin manasını ifade eden istifade ettiğim eserlerde sizin için topladığım maddeleri takdim edeceğim. Şu, hepimizin sormak isteyip de soramadığımız ama içimizde mutlu olan atımız, aşımız, işimiz, her şeyimiz yerinde. Ama niye mutlu değiliz? İşi, aşı, işi, eşi, tamam. Aç değiliz. Açıkta da değiliz. Her şeyimiz var. Dışarıda arabamızda duruyor. Niye mutlu değiliz? Ona ait ben 5-10 dakika bir şey ifade edeceğim. Çünkü burada uzatılacak makamda değil. Bir, kim mutlu olmak istiyor? Ben. Bununla alakalı irtibatlı şeyleri kaliteli olmasa bu insan mutlu olamaz. Einstein'ın şöyle bir sözü var. Sebepler değişmedikçe neticesinin değişikliğini beklemek ahmaklıktır. Şimdi bir insan niye mutlu değil? Bir, kendisini tanımıyor. Kendisine yatırım yapmıyor. Kendisiyle barışık değil. Hep kaçıyor kendisini. İki, aile efradın ki ifade ettiği sevgili kardeşim,
aile efradı mutlu olursa kişi mutlu olur. Birisini dişi ağrısa sen orada mutlu olamazsın. Dolayısıyla evde mutluluk gaye olursa evde adalet değil, merhamet hakim olması lazım. Hak ararken biraz önce söyledi, haktan pay mağar oluyor. Yani bir ihtiyacı giderilmesi adına olmamışsa çocuğu ve kadının hukuku pay mağar ediliyor. Demek ki her sorunun cevabı şudur, insan kendisini tanımıyor. Et ve kemikten ibaret olduğunu zannediyor. İnsan oduna benzer, odun gibi. Odunda duman var, odunda nur da var. İki tane zıt unsur var. Odunun içerisindeki duman, bedenin içindeki nefise benzer. Odunun içerisindeki nur, bedenin içerisindeki ruha benzer. Eğer biz odundan dumanı az, nurunu fazla yapmak istiyorsak, odunu güneşe koyar kuruturuz. Güneşte maksat ilimdir. Kendimizi ilimlerle muhatap etmek lazım. Kitap okumak lazım. Demek ki birincisi, insan kendisini tanımıyor. İki, aile efradının mutlu olmasına gayret edecek. Üç, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle silah-ı rahim ömrü bereketli ve uzun eder. Eften püften bahanelerle birbirimize küsüyoruz. Dört, insanın ruhunu, öz varlığını âli edecek, kuvvetlendirecek değerlere kuvvet vermek lazım. Nedir o? Kur'an'dır, kitaptır. Doğru arkadaşlar, doğru mekanlara irtibatlanmak lazım. Demek ki insan mutlu olması için bir, kendisiyle barışık olacak, ailesiyle uyumlu, silah-ı rahim yapacak ve kendi öz değerleriyle kalitesini yükseltecek. Eğer bunları yaptığı halde eğer hala kendisi sıkıntı çekiyorsa ilaçlara başvurabilir. Eğer bunları yapmadan çabuk hemence netice alınacak ilaçlara başvurmak bağımlılık yapar. Ve kolaycılık olur ve uzun zamanda içseniz ilaç kökten çözüm olmadığı için çözüme ulaşamayacaksınız. Birincisi, kendine değer vermek, aile efradıyla münasebetini doğru kurmak, silah-ı rahim yani akrabayı taallukatla münasebet kurmak, kalitesini yükseltmek ve öz değerlerimize, aklımıza irfan, ilim, kalbimize duygularla güçlendirmek. Eğer bunlar da olmamışsa ilaca başvurmak. Başka bir, aklımızı bloke eden sebepleri sayacağım. Bu sayacağım sebepler hocam bilir. Sıralamak için bir kitap okumanız lazımdır. Ben size bir iki dakikada bunu sıralıyorum. Aklımızı hangi şeyler bloke ediyor? Bir, öfke. İki, haset. Üç, vefasızlık. Dört, farkındalığı kaybetmek. Mesela yoğun bakımda değiliz. Böyle bir cihaza takılı değiliz. Nefes alıp verdiğimizin farkında değiliz. Arabam yok diyorsun ama ayağının farkında değiliz. Farkındalığı kaybettik. Üzerimizdeki nimetleri bilmiyoruz. Bak araba yok ama ayağı var. Bak yoğun bakıma, cihaza bağlı değilsin. Rahat nefes alıyoruz. Farkındalığı kaybetmek, nefret etmek, cimrilik, elindekini paylaşmamak, gıybet ve iftira yapmak, ümitsizlik ve korku, özgüven eksikliği, ahlamak, kul hakkını yemek. Hayatına, hayatından daha değerli şeyleri gaye yapmamak. Mesela
İnsanın hayatından daha değerli nesi var? Hiçbir şeysi yok. Bu hayatından daha değerli ne var? Hiçbir şey yok. O zaman bu hayatından daha değerli bir şeyi hayatına gaye yaparsan hayat anlam bulur, sıkıntılar basamak bulur. Hani derler ya, her şey üst üste geldi. Tamam işte, basamak yap işte. Eğer alt alta gelseydi aşağı doğru inecekti. Demek ki hayatımızdan daha değerli bir şeye hayatı harcarsak hayat anlam bulur, sıkıntılar heyecan verir. Eğer hayatımızdan daha değersiz şeyleri hayata gaye yaparsak hayat anlamını kaybeder, intihar seçenek olur. Bir daha, hayatımızdan daha değerli şeyleri hayatımıza gaye yaparsak hayat anlam bulur, sıkıntılar basamak olur. Eğer hayatımızdan daha basit şeyleri hayatımıza gaye yaparsak hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Allah'a teslim ve tevekkül yapamamak, Allah'ın bizim hakkımızdaki icraatını sorgulamak, geçmişin bataklığı olan keşkelerle meşgul olmak, hazır zamanı kaybetmek, disiplinli yaşamamak, kovuculuk yapmak, özel hayatta israf etmek. Ne demek istediğimi? İçini siz doldurun. Özel hayatımızda, ailevi hayatta itidali kaybedip israf yapmak, farz ve haramlara ehemmiyet vermemek, malımıza haram karıştırmak. Başka, arkadaş ve dostlarımızı seçememek, edebi bırakmak, haddini ve hududunu aşmaya sebebiyet veren edebini unutmak, başkalarıyla meşgul olup kendini kaybetmek, o ne dedi, bu ne dedi, başkasına göre yaşamak, ne derler diye giyinmek, ne derler diye araba almak, iş yapmak, ne der, peki sen kendini ne zaman yaşayacaksın? Hep başkası ne der diye yaşıyoruz. O ne der, bu ne der, ama acaba senin fıtratın, yaratılışın bunu mu söylüyor, bunu mu istiyor? Mesela onlardan bir tanesi bu. Allah razı olsun, çok güzel vurguladı, altını da çizdi. Çünkü iki tip insan vardı. Altı çizilecek adam, bir de üstü çizilecek adam. İki tane fiil var, iş. Altı çizilecek, üstü çizilecek. Haramlık, selamlık işte. Şad-ı Şiraz'ı der ki, kimin rehberi çakal olursa onun burnu pislikten kurtulmaz diyor. Hayatımızda kimi rehber yaparsak onun neticesine, onun gayesine gitmek gayet normal olur. Şahsiyetsiz ve karaktersiz insanlarla oturup kalkmak, bunlar sana sirayet eder. Sirayet demek, sen sigara içmediğin halde sigara içenlerin yanında oturma. Sana ne yapar? Sigara siner değil mi? Devamlı isyan eden, devamlı şüphecilik yapan, Allah'a itimadı olmayan, ki Kur'an-ı Kerim'de 90 yerde rızkınıza kefilim diyor, bir yerde şeytan rızıkta şüphelendiriyor. Bir yerde, 90 yerdeki Cenab-ı Hakk'ın kefilliğini kale almadan acaba biter mi diye, hatta bunun uğrunda farz vaciplerimizi de terk etmek. Başta demiştim herhalde 10 dakika olmuştu. Peki, uzatmayayım. Allah iki canlı aziz eylesin sizi. İnan içimden gelerek söylüyorum. Eğer silah-ı rahim dışında dostlarla, arkadaşlarla biz bir araya gelmesek, birbirimize sahip çıkmasak, bize kim sahip çıkar? Yani bu manalarda hasreten genç kardeşlerim, evlenmemiş kardeşlerime sesleniyorum. Temelinizi sağlam atın ki
bina sağlam olsun. Yer etüdü yapılmadan bina yapılmıyor. Demek ki evliliğin ikinci safhasından bir tanesi de düğün merasimidir. Hani derler ya hayatta bir defa olur. Tamam işte bir defa olur. Telafisi mümkün değil. Niye yanlış üzerine kuruyorsun ki? Haramlık, selamlık için bu kardeşimi tebrik ediyorum. Evlenecek kardeşlerimi de Cenab-ı Hak nasip eylesin. Sizden de Allah razı olsun. Tebrik ediyorum maddi ve manevi, semavi ve arzi, insi ve cinni şeytanların şerrinden hepimizi muhafaza eylesin. Teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm. Efendim öncelikle enfes sohbeti için, ardından gerçekten zamanlamayı çok dikkatli kullandığı için Rabbim inşallah razı olsun. Sağlık ve afiyet, hayır, huzur, bereketli ömür nasip eylesin. Çünkü çok kıymetli talebeler yetiştirmiş. O talebeler de gözümüzün önünde elhamdülillah hizmet-i Kur'an'ide istihdam olunuyorlar. İnşallah sayıları artsın diyorum. Kullandığı her bir cümle acizane bir konferans konusu. Öfke bir konferans. İsraf bir konferans. Sıla-i Rahim değil mi? Hocam huzursuzum diyor. Aman Allah. Peki her gün anneni babanı arıyor musun? Neye? Nasıl? Ne alakası var? Aylardır annesini, babasını aramayanın huzuru mu olur? Rızkında bereket mi olur? Aman Allah. Allah Celle Celaluhu adeta bizi tehdit ediyor. Eğer diyor ömrünüzün kutsi bir hadis değil mi hocam? Evet. Kutsi bir hadis. Cenab-ı Hak'tan manası sözü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Ömrünüzün uzamasını, rızkınızın bereketini istiyorsanız Sıla-i Rahim yapın. Manasında, mealinde efendim tam tersini düşünün. Rızkınızı keserim. Ömrünüzü kısaltırım. Sanki dercesine bu hadisi şerif, kutsi hadis bizim nazarlarımıza veriliyor. Ne demek? Atanı unutamazsın. Babandan yüzünü çeviremezsin. Ananın yüzüne yüzünü ekşitemezsin. Böyle bir hakkın yok. Öf ana ya. Diyemezsin. Diyemezsin. Bir beyefendi geldi bana. İnşaat işi.